Özellikle İstanbul'da emlak fiyatlarında bu yıl içerisinde çok ciddi yükseliş oldu. Gözde semtlerde 35 bin liraya kira, 35 milyon liraya apartman daireleri konuşuluyordu ki dövizde ciddi bir düşüş yaşandı. Şimdi herkesin aklında aynı soru işareti var. Otomobil fiyatlarındaki düşüş emlak tarafına da yansır mı? Kira ve ev fiyatları uçmuş durumda. Berbat. Çok yüksek. Ortalama bir anda 2,5 bin lira birden çıktı. Uçuk yani, çok isyandayız aslında. Satış da aynı, kiralıklar da aynı. Döviz geriledi ama emlak fiyatları henüz tam anlamıyla düşüşe geçmedi. Kirada zam şampiyonu Kadıköy'ün Suadiye semti. 1+1 evlerin kira fiyatları 7 bin liradan başlıyor, 17 bin liraya kadar çıkıyor. 2+1 evlerin kirası ise 6 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. 3+1 evlerin kirası 6500 liradan başlıyor ve 35 bin liraya kadar çıkıyor. Hadi ya. Ay, inanmıyorum. Pandemiden dolayı müstakil ve bahçeli eve olan ilginin ve talebin artması, yeni inşaatlara olan ilginin artması, kentsel dönüşümdeki yavaş gidişat, inşaat projelerin yapılmaması şu anda bir ev kıtlığına sebep oldu. Bu ev kıtlığı hem satılıkta hem kiralıkta otomatikman fiyatları yükseldiği oldu. Satılık evlerde ise zam şampiyonu Beşiktaş'ın Ulus semti. 1+1 evlerin fiyatları 3,5 milyondan başlayıp 9,5 milyon liraya kadar çıkıyor. 2+1 evlerin fiyatları 3 milyon liradan başlayıp 14 milyon liraya kadar yükseliyor ve 3+1 evlerin fiyatları ise 3 milyon 750 bin liradan başlıyor, 34 milyon liraya kadar yükseliyor. Bir an önce düşsün. 2+1'ler küçücük evler yani. 15 bin lira. 15 bin lira, 20 bin lira. Hayırlısı, inşallah düşer. Ümitle bekliyoruz. Şu sıralar ev arayışında olanlar fiyatların bir an önce inmesini bekliyor ama dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıması biraz daha sürecek gibi görünüyor. 2022 stabil şekilde geçecek. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu piyasa değişmeyecek. Ama 2023'ten sonra ben hem kiralıkta hem satılıkta bir düşüş bekliyorum. Zaten bir balondu, bir köpüktü. Özellikle kiralık ev evlerde şu anda düşüş yaşamaya başladık bakın. Kiralıkta bir gevşeme var şu anda. Satılık piyasalarında da ben 2023'ten sonra %30 civarında bir düşüş bekliyorum.